Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Özellikle önemli bir imzası var. Bir görevden alma kararı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o imza o karar dikkat çekti. Ayrıntılarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasına taşıyan kararlar resmi gazetede yayınlandı. Bir görevden alma kararına daha imza attı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 4 ay önce göreve getirdiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürünü görevden aldı. Şemsettin Yalçın ismindeki müdürü görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Ağustos tarihinde yani henüz 4 ay önce atamıştı yine kendi imzasıyla bu makama Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu üyeliğine doçent doktor Nihan Hande Akçakaya getirildi. Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu üyeliğine Muhammed Faruk Aykut getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi baş müfettişliklerine Metin Nişancı, Sedat İçel, Nihat Etik ve Ahmet Yener de göreve getirilen yeni isimler oldu. Uluslararası bir anlaşma statüsünde bu İsveç'in üyelik meselesi. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli sadece İsveç'in üyeliğine karşı değil, topyekün külliyen Nato'nun bizzat kendisine Nato'yla var olmadık Nato'suz da ölmeyiz çıkalım gitsin diyor bakalım meclis başkanı ne olacak ne yapacak nasıl bir karar alacak şimdi devam eden bir zirve var Avrupa Birliği liderler zirvesi o zirvede görüşülen önemli bir konu var o konuda Ukrayna ve Moldova'nın üyelik müzakereleri şimdi aslında burada kritik olan şey şuydu Macaristan Başbakanı Orban nasıl bir tavır takınacak nasıl bir strateji izleyecek bir veto hakkı vardı. O hakkını Orban kullanmadı. Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakereleri başlatma kararı aldı. Kararın oy birliğiyle alındığı açıklandı. İki ülkeye de geçtiğimiz Haziran ayında aday ülke statüsü verilmişti. Ukrayna lideri Zelenski kararı ülkesi ve Avrupa için zafer olarak tanımladı. Katılım müzakerelerinin yıllar sürmesi nedeniyle Ukrayna ve Moldova'nın kısa sürede Avrupa Birliği üyesi olması beklenmiyor. Ancak karar bu ülkelere verilen desteği göstermesi açısından sembolik öneme sahip. Thank you so much. Mr. President. Zirveden önce Ukrayna yönetimini yolsuzluk ve ülkedeki Macar azınlığa kötü muameleyle suçlayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın itirazının aşılıp aşılamayacağı merak konusuydu. We set up seven. Üyelik müzakerelerine başlanması kararı Orban'ın vetosuna takılmadı. Ancak Macaristan lideri Ukrayna'ya yönelik kritik önemdeki 50 milyar euroluk yardım fonunu veto etti. Rusya ile savaşı nedeniyle şiddetle maddi kaynağa ihtiyaç duyan Kiev yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Avrupa Birliği'nden de umduğunu bulamadı. <laughs> Birlik liderlerinin yeni yılın ilk haftalarında Ukrayna'ya yardım konusunu yeniden gündeme almaları bekleniyor. Öte yandan zirvede Gürcistan'a aday ülke statüsü verilmesi üzerine de anlaşma sağlandı. Geçtiğimiz hafta pazartesi akşamı oynanan Ankara Gücü Çaykur Rizespor maçında Ankara Gücü eski başkanı Faruk Koca sahaya girmiş ve karşılaşmanın hakemi FIFA kokartı bulunan Halil Umut Meler'e okkalı bir yumruk atmış ve dünya gündemine Türkiye bu hadiseyle oturmuştu. İşte iki gün tedavi altında ...olduğu hastaneden... edildikten sonra... ...İzmir ailesinin yanına gitti Halil Umut Meler. Aslında kameralara... ...iyiyim demekten öteye geçmedi. Fazla bir şey söylemedi. Hep şu konuşuldu. Hakemliği bırakacak mı? Devam edecek mi? Elbette... ...onun için zor bir karar, zor bir süreç. Bir hakemin saha içerisindeki... ...hakimiyeti ve saha içerisindeki... ...otoritesi bakımından... ...yaşanan hadise Halil Umut Meler için... ...bir dezavantaj olabilir. Yani bırakması yönünde de bir karar çıkabilir. Ama devam edeceğine dair de duyumları aldım. Almadım değil. Şimdi Halil Umut Meler pek kameralara konuşmak istemiyor haklı olarak. Yazılı bir açıklama yaptı. Başından geçenlerle ilgili ben bu olayda sorumluluğu bulunan her kim varsa onlardan şikayetçiyim ve onlarla ilgili gerekli yaptırımın uygulanmasını, gereğinin yapılmasını istiyorum ve bekliyorum diyor. Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyoruz. Yeter diyoruz, yeter. Hakem Ali Lumut Meler, kendisine saldıran Ankara Gücü eski başkanı Faruk Koca ile birlikte tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Ankara gücü eski başkanı Faruk Koca bir bir sona eren Çaykur Rize spor maçından sonra sahaya girerek Meler'e yumruk atmıştı. Meler'e Koca ile birlikte yanındakiler de tekme tokat saldırmıştı. Meler tedavisinin ardından hastaneden taburcu olmuş, Koca ise tutuklanmıştı. <laughs> Hakemmeler yazılı bir açıklama yaptı. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Meler, bu menfur hadise sadece bir spor müsabakası içerisinde yaşanmış gibi değerlendirilmemelidir dedi. Bugün dünya çapında gündem oluşturan bu olay neticesinde verilecek olan cezaların sporla birlikte, sağlıkta, eğitimde, aile içinde, trafikte, sokaktaki günlük yaşantıda ve hayatın her alanında uygulanmakta olan şiddet olaylarında emsal olacak nitelikte caydırıcı olmasını diliyorum. Bu konuda hem adli makamlara hem de Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurallarına caydırıcı cezalar verecekleri konusunda güvenim sonsuzdur. Bu şiddet ikliminden uzaklaşmak ve şiddetin her türlüsüne dur demek hepimizin görevi olmalıdır. Hayatın her alanında şiddetin ve şiddete olan inancın son bulmasını temenni ediyorum diyen Meler, diğer hakemlere dönün çağrısında bulundu. Tüm kurumların gerekli adımları fazlasıyla atmış olduğunu da düşünerek, futbolun hayatın doğal akışına dönmesi benim de beklentimdir. Bu kapsamda tüm detaylarıyla güvenliklerinin sağlanması koşuluyla çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın yapmakta oldukları kamu görevine dönmesi ve müsabakaların devamı benim de arzumdur. O hakemlerin görevine dönmesini istemeniz kıymetli hocam en çok Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi rahatlatmıştır. Zira birçok hakemin kendi aralarında WhatsApp gruplarından yazışarak maçlara çıkmayacağız diye Merkez Hakem Kurulu'na bildirimde bulunduğunu, mazerette bulunduğunu biliyoruz. Şimdi Halil Umut Meler'in tabi bu açıklamayı biraz da ortamı sakinleştirmek ve Süper Lig'in, PTT 1. Lig'in ve dahi 2. Lig'in devamının sağlanması için yaptığını tahmin etmek zor değil. Ama ne kadar kızgın, ne kadar kırgın olduğunu tahmin etmek de zor değil. Ve diyor ki sorumluların cezalandırılması istiyorum. Siz inanıyor musunuz gerçekten öyle olacağına? İnşallah öyle olur ama siz gerçekten inanıyor musunuz? Mesela bir eee hakemin yüzüne tüküren bir oyuncu vardı. O oyuncuyla ilgili Fenerbahçe maçıydı galiba. Hakemin adı da Halis Özkahya'ydı galiba. Onunla ilgili de şöyle bir rapor hazırlanmıştı tükürük yüze yansımadı denmişti. İşte bunda da yumruk atmadım canım tokat attım. Onda da yere düştü 5-10 saniye sonra. Ne var ki benim yumruğum devirmez ki tokadım onu yere düşürmez ki diyen bir ifade var. İşte o yüzden en sert şekilde cezalandırılmalarını istemenizi anlıyoruz. Ama ne kadar sert cezalandırılacaklar onu bilmiyoruz. Sadece başkanlıktan istifa ettiğiyle kalacak. O kadar. Başka hiçbir şey olmayacak. Şimdi devam edelim. Halil Umut Meler'e bir ziyaret gerçekleştirildi. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç tarafından. Ali Koç'un da açıklamaları vardı ziyaret çıkışında. Bir de Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'u dinleyelim. Sonra devam edelim. Açıklama geçmiş olsun. ziyaretine geldik. Bunu reklam olmaz geçmiş olsun. Hocamıza da geçmiş olsun dedik. Ailesini de Nasıl tanıştık. Nasıl buldunuz durumunu hocamızın? İyi bulduk. İyi bulduk. Her geçen herhalde daha iyi gider. Maçlara çıkmama için bir karar oldu mu hocamızın? Yani siz e, hani maçlara çıkmayabilir şeklinde basında bazı şeyler de yazıldı ama bu konuda hocamız ne düşünüyor? Hiç konuştunuz mu başkan? Bence zamanı gelince doğru kararı verecektir. Kolay değil. Birkaç gün geçti. Her gün bu işin e, ilacı da zaman. Eminim sağlıklı kararı doğru zamanda verecektir. Teşekkür ederim Siz de be başkanım. beklediniz. Normalde hiçbir şey konuşmayacaktık ama siz beklediniz i̇yi diye. Bak, çok sağ olun başkanım. Kendinize iyi bakın. Siz i̇yi hafta sonları. Sağ olun başkanım. Evet, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç böyle söylüyor. Aslında konuşmayacaktık da ama diyor işte bu kadar beklediniz diyor. Özür dilerim bu arada mikrofonum çıktı da o yüzden onu takmaya çalışıyorum. Son 5 saniyede fark ettik. Şimdi aslında Ali Koç da haklı. Halil Umut Meler de haklı. Türkiye Futbol Federasyonu haklı diyemeyeceğim. Çok gri bir alanda bıraktı meseleyi şimdilik Türkiye Futbol Federasyonu. gelişmeleri izleyeceğiz, takip edeceğiz elbette. Salı günü başlayacak o süresiz ertelenen ligler. Dört gün sonra başlayacak. Böyle bir ülke işte. Süresiz erteledik tüm ligleri diye bir açıklama yapan bir federasyon başkanı sonra diyor ki efendim sana günlerim aşağı şey oynatacağız. Ne oldu? Hani süresizdi. Tabii ki oynansın, devam etsin. Hiçbir şey yarıda kalmasın bu ülkede. O ayrı konu ama işte her kararın ne kadar alel acele ve üstün körü alındığını da görebiliyoruz. Özellikle futbolda.